Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Arçelik'in K3500 model kapsüllü, yani sözde kapsüllü Türk kahvesi makinesini inceleyeceğiz. Daha doğrusu inceleme değil de bu size bir makinenin aslında hakkının yendiğini, nasıl hakkının yendiğini göstereceğim. Yani bu makine şimdiye kadarki en kompakt ve en iyi Türk kahvesi makinelerinden biri olmasına rağmen piyasada şu an yani bir blender fiyatına satılıyor. Aslında bunun fiyatı 3500-4500 bandında olması lazımken şu an kendisinin fiyatı 1100 TL şu anki tarihte, şu anki kurla. Yani bayağı bedavaya satılıyor. Ben de bunu ilk aldığımda 450 TL'ydi sıfırı. Sıfır kutulu gelmişti. Bunun ilk ve ikinci nesilleri var. İlk nesillerinde zaten ikinci nesil çok üretilmedi. İlk nesillerinde şurada gösterdiğim burada kapsül sensörü bulunmamaktı. Kapsül sensörü dediğim şeyde kırmızı bir çizgi. O kırmızı çizgi kapsülün orada olup olmadığını algılıyor. Ama ilk nesillerde oradaki kapsül çizgisi yok ve yani şu anda yapacağım gibi istediğiniz kadar kahve yapabilirsiniz. Yani çok kompakt makine. Size hiçbir şekilde bulaşık bırakmıyor. Kahvesini ve suyunu kendi karıştırıyor. Ondan sonra size kahvesini yaptığında sesi de bildirim veriyor. Aslında böyle bir makineyi 1100 TL bulmak bence şu an kahve yapıyorum bu arada. Gördüğünüz gibi kaşıkla içine attım. Kapsül falan kullanmadım kesinlikle. Yani bu şekilde kahvenizi yapabiliyor olmak bence çok süper bir şey. Böyle bir makinede. Makinenin hak yemin ediyorum. Yani çok tutmayan bir makine olduğu için sıfırını şu an ucuza bulabilirsiniz ama sıfır almanızı tavsiye etmem. Çünkü ikinci nesil bir kahve makinesinin gelme olasılığı var. Yeni üretilmişlerden alırsanız. İkinci nesil kahve makinesinde, yani bunun ikinci nesillerinde içine sensör yerleştirildiği için hiçbir şekilde toz kahve yapamıyorsunuz benim bildiğim kadarıyla. Belki onu da kandırma yöntemi vardır, bant ya da vesaire. Ama pek sanmıyorum. Bu makineden almak bence en mantıklısı yani. Bunu aldıktan sonra toz kahveyi de istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şu an kahveyi boşaltıyor. Kahve yaptığında bildirimle size haber veriyor. Şu anki yaptığı gibi. Kahvesini her zaman köpüklü yapıyor. Arada 15-20 defa yaptıktan sonra kahveyi burayı açmazsanız buradaki buhar yoğuşma yapıyor ve içindeki bulunan sensörünü buharlaştırıyor. İçerideki sensör buharlaşınca sensörün görüş açısı daraldığı için kahvenin piştiğini tam olarak görmüyor. Direkt boşaltıyor. Ondan sonra kahve köpüksüz olabiliyor. O ayrıntıya dikkat edin. Bu arada bir de temizleme özelliğini de kullanayım. Hazır size gösterirken. Tek bastığında böyle direkt boşaltıyor. Şekerli falan yaptığınızda bunu arada temizleyin ki şeker, sizde şekerlinin tadı karışmasın, araya şekerli girmesin. Bir de uzun bastığınızda da direkt içeriye suyu alıyor. Şu an ısıtıyor kendisi. Isıtıp aşağıya döktürüyor suyu. Bu kapsüllü kullandığınız zamanlar için çikolatalı kapsüller falan var. Onları kullandığınızda bunu yapmanızı öneriyorum ama zaten kapsül kullanmıyorum. Ben direkt toz atıyorum. Zaten kahveyi de şekersiz içerim. Şu anda sıcak suyu boşalttı.
hiç tertemiz olmuştur gördüğünüz gibi şu an. Evet. Zaten bunu sade ya da sürekli şekerli kahve yapıyorsanız zaten tek kahve yapıyor, tek kişilik bir kahve makinesi. Sürekli aynı kahveden yapıyorsanız yani arada temizlemenize gerek yok. Şekerli ya da şekersiz yaptığınızda temizleyebilirsiniz. Şimdi şöyle su haznesini falan göstereyim. Bu bayağı gidiyor şu an, bitmiş gördüğünüz gibi. Böyle bir, bu da 15-20 fincan gidiyor. Sürekli temizleme yaptırmazsanız. Yani işte. Sonra şurasını da göstereyim. Kahveler burada birikiyor. Temizleme yaptıktan sonra burada birikiyor. Burada ben biriktirmenizi tavsiye etmem. Kahve kokusu sarıyor ortalığı ya, bunu biriktirdiğinizde. Zaten ben fazla temizleme yapmıyorum. Şurada size bir şey göstermek istiyorum. Buradaki 1 ile 2 ayarını oynarken su haznesini kaldırmayı unutmayın. Yoksa buradan su damlatmaya başlıyor. Oradan bir kere ilk aldığımda ben yapmıştım o altı. Oradan sürekli su geldi. Ben önünde sorun var sandım. Ama aslında bende sorun varmış. Kullanma kılavuzunu okumadan. Tabii ürünlere girişiyoruz. Şöyle hatta göstereyim. Şuraya koyayım tripodu. Size göstereyim nasıl yapıldığını. Şöyle kaldırıyorum. Buradan ayarı 1'e getirdiğimizde fincan daha az, yani fincanınız küçükse ve taşıyorsa bu ayara getirin. Fincanınız büyükse de şu şekilde 2'ye getirirseniz, benimki gibi şu an büyük bir fincanla yaptım mesela bu şekilde. Tabii o su haznesini kaldırmayı unutmayın, yoksa kendisi aşağıdan suyu boşaltıyor ne var ne yok içinde. İşte bu kadar ya, başka da bir özelliği yok. Diğer kahve makinelerinden kettle gibi daha çok. Yani suyu falan karıştırıyorsunuz. Ondan sonra pişirme haznesine koyuyorsunuz. Pişirme haznesini yıkıyorsunuz. Ondan sonra fincan zaten aile bir bulaşık. Yani bu makineyle kıyaslanabilecek kadar iyi bile değiller. Sadece bir modelde böyle su haznesi olduğunu gördüm. Bir de Arzum Okka da var ama o da işte 3500-2500, hani sıfırı da 4500 lira falan. Yani şu makinede hakkı yenmese 3500 liradan aşağı olmaz. Yani bunu alın diyorum ben. Çok tavsiye ediyorum. Zaten 3,5 senedir falan kullanıyorum ben. Bayağı iyi makine. Size de tavsiye ederim. Yani bugünlük bir videomuz bu kadardı. Kapsül kullanmayın, kullandırmayın. Zaten olmuş 250 TL. Boş verin gitsin, atın içine toz kahvenizi yapın diyorum ben. Biraz illegal ama makine sizin, istediğiniz gibi kullanırsınız. Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de bir dislike atmayı unutmayın.